Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli yayla çorbası tarifi vereceğim. Bu soğuk günlerde mutlaka yapmanız gereken besleyici bir çorba. Hemen yapımına geçiyorum. Tencereme yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Yağımız ısınsın. Küçük küçük doğramış olduğum bir adet soğanımı ilave ediyorum. Soğanımı biraz kavuruyorum. Bir adet rendelemiş olduğum havuçlarımı da ilave ediyorum. Sebzelerimi birkaç dakika arayla hepsini soteleyeceğim. Havuçlarımı da aynı şekilde birkaç dakika soteliyorum. Şimdi rendelenmiş patateslerimi ilave edeceğim. Ben patateslerimi rendeledikten sonra soğuk suya tuttum. Yıkadım ve fazla suyunu sıktım. Fazla nişastasını almak için. Patateslerimizi de aynı şekilde soteliyorum. Son olarak kabaklarımı da ilave ediyorum. Kabaklarımın kabuklarını soymadan rendeledim. Onu da ekledikten sonra biraz daha kavuruyorum. Ondan sonra suyumu ilave edeceğim. Bütün sebzelerimi soteledikten sonra üzerine 1 su bardağı tavuk suyu. İsterseniz et suyu da kullanabilirsiniz. Altı su bardağı kaynar suyumu da ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Yaklaşık 10 dakika sebzelerim yumuşayana kadar pişiriyorum. Çorbam kaynarken ben de terbiyesini hazırlayacağım. Bir kaseye 7 yemek kaşığı yoğurdumu koydum. İçerisine dolu dolu 1 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Bir adet yumurta sarısını da ilave ediyorum. Çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Terbiyem hazır. Şimdi çorbama ilave edebilirim. Çorbamın altını kıstım. Sebzelerim iyice pişti. Şimdi bir kepçe alıyorum. Hazırlamış olduğum terbiyenin içerisine ekliyorum. Biraz daha ekliyorum. Evet. Hızlıca karıştıralım kestirmeden. Mutlaka çorbanızın altı kısık olsun. Şimdi yavaş yavaş çorbama ekliyorum. Eklerken de mutlaka karıştıralım. Çok güzel gözüküyor. Tamamını ilave ettim. Çorbamın altını biraz daha açıyorum. Devamlı karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Çorbam kaynamaya başladı. Yarım tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Şöyle çorbamın kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ben çorbamı blenderdan geçireceğim. Çünkü çocuklar böyle çok taneli sevmiyorlar çorbayı. Ama siz isterseniz taneli de yiyebilirsiniz. Çorbamı blenderdan geçirdim. Kıvamı çok güzel oldu. Gayet güzel akışkan bir çorba. Çorbayı biraz daha koyu seviyorsanız su miktarını azaltabilirsiniz. Ben şimdi üzerine tereyağı ve nane yakacağım. Tereyağımı şöyle gördüğünüz gibi tavada erittim. İçerisine yarım tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Hemen şöyle biraz karıştırıyorum. Tereyağı ve nanem hazır. Üzerine şöyle iyice döküyorum. Tereyağı ve naneyi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Süper lezzetli, besleyici bir çorba oldu. Çorbamın altını artık kapatıyorum. İsterseniz üzerine tereyağı ve nane yakmadan da sadece kuru nane ekleyip de yapabilirsiniz. Yağlı oluyor diyorsanız. Şimdi ben çorbamı servise hazırlayacağım. Çorbam servise hazır. Son derece lezzetli, sağlıklı bir çorba. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.